Merhaba arkadaşlar. Coğrafyanın ilk konusu doğa ve insanla bu dersimize başlıyoruz. Doğa ve insan deyince aklımıza gelecek ilk şeylerden bir tanesi çevrenin ne olduğudur. Çevre dediğimizde içinde yaşadığımız ortam aklımıza geliyor. Çevre doğal ve beşeri olmak üzere de ikiye ayrılır. Doğal çevre deyince aklımıza gelecek ilk şeyler iklim, su, hava gibi tamamen insan etkisinden uzak doğanın kendi yarattığı unsurlar gelirken beşeri unsurlar da ki beşer insan demektir. Bu bağlamda bakarsak insanın yaptığı tarım, sanayi, madencilik gibi faaliyetler beşeri coğrafyanın alt dalları arasına girebilmektedir. Hemen arkasından doğal çevreyi muhteşem dörtlü dediğimiz atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosferin oluşturduğundan bahsedersek ve bunları açarsak şöyle diyebiliriz. Atmosfer deyince aklımıza ilk gelecek şey hava küre. Yani içinde bulunduğumuz ortamı oluşturan gazlar. Bir diğeri biyosfer yani canlı küre. Bu da canlıları inceleyen bir diğer muhteşem dörtlümüz. Hemen arkasından litosfer yani taş küre gelecek. Bu da kayaçlar ve kayaçların genel özelliklerini işleyen coğrafyanın dörtlülerinden bir tanesi. Hidrosfer ise su küre yani denizler, buzullar, göller, akarsular gibi. Evet, coğrafyayı fiziki ve beşeri olarak ikiye ayırırsak, fiziki coğrafya yine az önce belirttiğimiz gibi tamamen doğal ortamında, doğal şartlarda oluşmuş, insan etkisinden uzak coğrafya bilimidir. Bunlar jeomorfoloji, hidrografya, klimatoloji ve biyocoğrafya olarak ayrılırken, beşeri coğrafya, sanayi, turizm, enerji, tarım, nüfus, siyasi ve kültür coğrafyası gibi insanın yaptığı faaliyetlerin oluşturduğu coğrafya dalıdır. Coğrafyanın ilkelerine gelirsek, coğrafyanın bir takım ilkeleri var ve bu ilkeler coğrafyanın temel dayanaklarını oluşturur. Bunlardan ilki dağılış, bir diğer adıyla yayılış ilkesi. Örneğin Türkiye'de az yağışlı yerler, sanayileşmiş bölgeler gibi dağılış ilkesi altında işlenebilecek konular arasındadır. 2. Nedensellik ilkesi. Şimdi bazı sorularımız vardır burada önemli olan. Niçin? Ne zaman, sonucunda neler yaşanmıştır gibi soruların olumlu ya da olumsuz sonuçlarını bulunmasına yönelik nedensellik ilkesi bulunabilir. Üçüncü ilkemiz ise bağlantı, karşılıklı ilgi ilkesi de diyebiliriz bu ilkeye. Coğrafya olayların birbiriyle karşılıklı ilişkilerini araştırır. Örnek vermemiz gerekirse sıcaklıkla yağışın arasındaki temel ilişkinin ne olduğunu açıklayan ilkenin adı da bağlantı ilkesi olarak karşımıza çıkmakta.